Primatların ataları ilk olarak 85 milyon yıl önce dinozorların çağında ortaya çıktı. İlk primatlar tropikal yağmur ormanlarında yaşadılar. Ağaçları kavrayan elleri ve ayakları vardı. Primatlar evrimleştikçe ağaçlardaki yaşama daha iyi adapte oldular ve mesafeyi büyük bir doğrulukla yargılamalarını sağlamak için binoküler görüş geliştirdiler. Bugün 400'den fazla canlı primat türü var. Bunların çoğu hala en çok ağaçlarda yaşıyor. Ancak insanlar da dahil olmak üzere bazı türler artık yerde yaşıyor. Primatların bazı özellikleri diğer hayvan grupları tarafından paylaşılırken diğer özel özellikleri tüm primatlarda bulunmaz. Nispeten uzmanlaşmamış morfolojileri ve son derece uyarlanabilir davranışları primatların oldukça geniş bir habitat yelpazesinde yaşamasını sağladı ve insanlar artık her kıtayı işgal ediyor. Primatlar lemurları, galagosları, lorisitleri, maymunları, apeşleri ve insanları içeren birçok türü kapsamaktadır. Primatlar 85 ila 56 milyon yıl önce ilk olarak tropik ormanların ağaçlarında yaşamaya adapte olmuş küçük karasal memelilerden gelişti. Bu karasal memelilerden ise 56 milyon yıl önce ayrılarak kendi türleriyle doğaya hakimiyet kurmaya başladılar. Günümüzdeki primat türleri ise bu 56 milyon yıllık süreçte değişik zaman aralıklarında geliştiler. Büyük beyinler, görme keskinliği, renkli görme, omuz ekleminde büyük ölçüde harekete izin veren bir omuz kuşağı ve hünerli eller dahil olmak üzere birçok primat özelliği bu zorlu ortamdaki hayata adaptasyonlarını sağlamıştır. Primatların boyutları 30 gram ağırlığındaki fare lemurundan 200 kilogramdan daha ağır olan doğu goriline kadar değişir. Hangi sınıflandırmanın kullanıldığına bağlı olarak 522 canlı primat türü vardır. Yeni primat türleri keşfedilmeye devam edilmektedir. 2020'li yıllarda bile 3 tür keşfedilerek literatüre eklenmiştir. Primatlar diğer memelilere kıyasla vücut büyüklüğüne göre daha büyük beyinlere ve çoğu memelide baskın duyu sistemi olan koku alma duyusu yerine görme keskinliğine daha fazla bağımlılığa sahiptir. Bu özellikler apeşlerde ve maymunlarda daha fazla gelişmiştir ve lorislerde, lemurlarda belirgin şekilde daha az gelişmiştir. Çoğu primat aynı zamanda karşıt başparmaklara sahiptir. Goriller, insanlar ve babunlar da dahil olmak üzere bazı primatlar ağaçtan ziyade karasaldır. Ancak tüm türlerin ağaçlara tırmanmak için adaptasyonları vardır. Primatlar, çiftler veya aile grupları oluşturan en sosyal hayvanlar arasındadır. Primatlar, benzer büyüklükteki diğer memelilerden daha yavaş gelişme oranlarına sahiptir. Daha sonra olgunluğa ulaşır ve daha uzun ömürleri vardır. Primatlar aynı zamanda en zeki hayvanlardır ve insan olmayan primatların da alet kullandıkları görülmektedir. Primatlar yüz ve el hareketlerini, kokuları ve seslendirmeleri kullanarak iletişim kurabilirler. İnsanlar ve insan olmayan primatlar arasındaki yakın etkileşimler, zoonotik hastalıkların, özellikle de uçuk, kızamık, Ebola, kuduz ve hepatit gibi virüs hastalıklarının bulaşması için fırsatlar yaratabilir. İnsanlara psikolojik ve fizyolojik benzerlikleri nedeniyle dünya çapında binlerce insan dışı primat araştırmalarda kullanılmaktadır. Primat türlerinin yaklaşık %60'ı yok olma tehdidi altındadır. Yaygın tehditler arasında ormansızlaşma, ormanların parçalanması, evcil hayvan olarak kullanım, ilaç ve yapay yiyecek geliştirilmesinde denek olarak kullanım için primat avcılığı yer almaktadır. Tropik ormanların tarım için yok edilmesi primatları tehdit eden en önemli etkendir. İnsanların en yakın akrabaları 10 ila 7 milyon yıl önce ayrıldıkları şempanzelerdir ve galagolar ve lemurlarla sadece uzaktan akrabadırlar. Tüm primatların ortak atası 56 milyon yıl önce yaşamıştır.
Bu bölümde primat ailesinden gelişen birçok türü göreceksiniz. İnsanlar için ise zamanı geldiğinde ayrı bir bölüm hazırlayacağız. 56 milyon yıl önce dünya ikliminin çoğu sıcak ve dengeliydi. Zamanla iklim giderek daha sıcak hale geldi ve daha yüksek sıcaklıklara, daha yüksek yağışlar eşlik etti. Yüksek enlemlerde bile yaklaşık 50 milyon yıl önce bitki örtüsünün çoğu, yaprakların aşağı bakan uzun uçları, yağmur suyunun onlardan damlamasına izin veren özelliklere sahipti. Bunlar bildiğimiz tropik yağmur ormanlarıydı. Bu, yıllık ortalama sıcaklığın en az 25 santigrat derece olduğunu ve dönemin ağaçlardaki büyüme halkalarının modellerinin sadece hafif mevsimsel değişiklikleri ortaya koyduğunu gösterir. Mangrovların ve nipa palmiyelerinin fosil kalıntıları bazı bölgelerin bataklık ormanı olduğunu gösteriyor. Bitki örtüsü en çok günümüz Güneydoğu Asya'sına benziyordu ve en erken primatlar bugünün çoğu primadının tipik özelliği olan böyle bir ortamda evrimleşti. Dryomomys gibi atasal primatlar 56 milyon yıl önce bu tropik yağmur ormanlarında gelişti. Azı dişleri tipik olarak primattı, ancak küçük beyinleri ve uzun, derin yüzleri vardı. 65 milyon yıl önce Paleojen'in başlangıcında Güney Amerika tamamen izole bir kıtaydı. Güney Atlantik zaten bugünkünün yarısı kadar genişti ve uçsuz bucaksız bir deniz onu Kuzey Amerika'dan ayırıyordu. 56 milyon yıl önce Güney Amerika monotremlere, keselilere, armadillolara, tembel hayvanlara, karınca yiyenlere ve toynaklı memelilere ev sahipliği yapıyordu. En eski yeni dünya maymunu Brunicella, Bolivya'daki 25 ila 26 milyon yıllık bir bölgede bulunan fosillerden bilinmektedir. Şili ve Arjantin'deki Miyosen bölgeleri birçok maymun fosili ortaya çıkardı. Eski ve yeni dünya maymunlarının ataları yaklaşık 30 milyon yıl önce ortak atalarından ayrıldı. 23 milyon yıl önce dünyanın iklimi giderek soğudu ve kurudu. Bu da çöllerin ve otlakların ormanlık bölgelere yayılmasına neden oldu. Deniz seviyeleri dönüşümlü olarak yükseldi ve düştü. Afrika ve Avrasya'yı ayırdı ve sonra tekrar birleştirdi. Yağmur ormanları Kuzey Amerika ve Kuzey Avrasya'dan kayboldu. Ancak zaman zaman Afrika'dan Güney ve Güneydoğu Asya'ya kadar devam etti. Primatlar ormanlık alanlara doğru yayıldılar ve daha sonra orman bölündüğünde tecrit halinde geliştiler ve çeşitlendiler. Afrika'daki otlakların ilerlemesi, hominoidlerin ormanlardan çıkıp daha dik bir duruş benimsemesine katkıda bulunmuş olabilir. Eski dünya maymunları burun yapısıyla yeni dünya maymunlarından ve dişlerinin düzeniyle maymunlardan ayrılır. Yeni dünya maymunlarında burun delikleri yana bakar. Eski dünya maymunlarında aşağı doğru bakar. İnsanların da burun delikleri aşağı doğru baktığı için bizler eski dünya maymunlarıyla daha yakın akrabayız. Bilinen eski dünya maymunları yaklaşık 19 ila 15 milyon yıl önce Afrika'da yaşadı. Muhtemelen sert meyveler veya tohumlar yediler. İlk başta ilkel maymunlardan çok daha azlardı. Eski dünya maymunları giderek daha bol ve çeşitli hale geldi. Daha sonra Afrika'dan Asya ve Avrupa'ya yayıldı. Maymunlar muhtemelen rekabet nedeniyle azaldı. İlk olası apeş maymunları yaklaşık 27 ila 24 milyon yıl önce Afrika'da yaşadı ve şempanze büyüklüğündeydi.
Eski dünya maymunları ailesi en az 140 canlı türü içerir. Yaşayan primatların en çeşitli ve başarılı ailesidir ve son 10 milyon yıldır böyledir. Başarılarının sırrı muhtemelen özel diş yapılarıdır. Çok dayanıklı azı dişleri ve uzun, hançer gibi köpek dişleri vardır. Tüm eski dünya maymunları dört ayaklı ve son derece ağaçlı olanlardan neredeyse tamamen karasal olana kadar çeşitlilik gösterirler. Yüzleri ve kuyrukları çok kısadan uzuna değişir. Hepsinin karşıt baş parmakları vardır. Şempanzeler, goriller ve insanlar çoğu otoritenin Dryopithecus'a benzeyen bir atadan geldiğini iddia ettiği, genellikle Afrikalı abeş maymunları olarak adlandırılan bir primat grubu oluşturur. Asya'daki çağdaşı Swapithecus orangutanlara evrilmiştir. Apeşlerin kuyruğu yoktur. Çoğu memelide kuyruğu oluşturan kaudal omurlar küçülür, kısmen kaynaşır ve öne doğru kıvrılarak kuyruk sokumunu veya kuyruk kemiğini oluşturur. Apeşler oturur veya dik dururlar. Bel omurları sayıca azdır ve üst gövdenin ağırlığını taşıyacak kadar kısa ve kalındır. Geniş göğüsleri vardır ve omuz eklemleri oldukça hareketlidir. Bu nedenle kollarını yanlara ve başlarının üzerine uzatabilirler. Gibbons, daldan dala atlamak için kullandıkları son derece uzun kollara sahiptir. Orta boy maymunlardır ve diyetleri çoğunlukla meyveden oluşur. Büyük apeş maymunları ve insanlar tek bir aile olarak gruplandırılır. Bilim adamları insanları bir apeş türü olarak görürler. İnsanlar bugün sadece bir türün kaldığı hominin kabilesine aittir. Genetik olarak insanlar şempanzelere en yakındır ve şempanzeler insanlara gorillerden daha yakındır. DNA kanıtları şempanzelerle paylaştığımız ortak atamızın 10 ila 7 milyon yıl önce yaşadığını gösteriyor. İnsanlar ve şempanzeler DNA'larının birbirinden yalnızca binde 6 farklılık göstermektedir. İnsanlar ve şempanzeler çok yakın akrabadır ve ataları 10 ila 7 milyon yıl önce ayrılırken gorillerin ataları 10 milyon yıldan biraz daha uzun bir süre önce ve orangutanların ataları yaklaşık 15 milyon yıl önce ortak atadan ayrılmıştır. Kafatası bu grubun ayırt edici bir özelliği olan büyük beyni korur. Kafatasındaki hacim insanlarda en büyük insan olmayan primattan 3 kat daha büyüktür. Ve daha büyük bir beyin boyutunu yansıtır. Ortalama beyin hacmi insanlarda 1201 cm3, gorillerde 469 cm3, şempanzelerde 400 cm3 ve orangutanlarda 397 cm3'tür. Primatların birincil evrimsel eğilimi, beynin özellikle de duyusal, algı, motor, komutların üretilmesi, uzamsal akıl yürütme, bilinçli düşünce ve insanlarda dil ile ilgili neokorteksin detaylandırılması olmuştur. Diğer memeliler büyük ölçüde koku alma duyularına güvenirken, primatların ağaç yaşamı, dokunsal, görsel olarak baskın bir duyu sistemine, beynin koku alma bölgesine bir azalmaya ve giderek daha karmaşık sosyal davranışlara yol açmıştır. Primatların kafatasının ön tarafında öne bakan gözleri vardır. Dürbünsü görüş, tüm büyük maymunların kollara ayrılan ataları için yararlı olan doğru mesafe algılamasına olanak tanır. Göz yuvalarının üzerindeki kemikli çıkıntı, çiğneme sırasında zorlanan yüzdeki daha zayıf kemikleri güçlendirir. Primatların genellikle her bir uzuvda 5 parmağı vardır.
ve her parmak ve ayak parmağının ucunda karakteristik bir keratin tırnağı vardır. El ve ayakların alt kısımlarında, parmak uçlarında hassas petler bulunur. Çoğunda bu düzenle sınırlı olmamakla birlikte insanlarda en çok geliştirilen karakteristik bir primat özelliği olan karşıt baş parmak vardır. Baş parmak bazı türlerin alet kullanmasına izin verir. Primatlarda karşıt baş parmaklar, pençeler yerine kısa tırnaklar ve uzun, içe kapanan parmakların kombinasyonu bir kalıntıdır. Erken hominidler gibi çok sayıda tür tamamen iki ayaklı hareket sergilemiş olsa da insanlar bu özelliğe sahip tek mevcut türdür. Lemurlar, lorisler, tarsiyerler ve yeni dünya maymunları sosyal ve üreme davranışlarının birçok yönü için koku alma sinyallerine güvenirler. Özel bezler tespit edilen feromonlu bölgeleri işaretlemek için kullanılır. Bu süreç bazı primatların iletişim davranışlarının büyük bir bölümünü oluşturur. Eski dünya maymunlarında ve apeşlerde bu yetenek çoğunlukla körelmiştir. Gözler ana duyu organı olmak üzere evrimleştikçe koku gerilemiştir. Primatlar ayrıca psikolojik durumu iletmek için sesler, jestler ve yüz ifadeleri kullanır. Primatlarda özellikle maymunlarda ve apeşlerde yüz kasları çok gelişmiştir ve karmaşık yüz iletişimine izin verir. İnsanlar gibi şempanzeler de tanıdık ve tanıdık olmayan bireylerin yüzlerini ayırt edebilir. El ve kol hareketleri de büyük maymunlar için önemli iletişim biçimleridir ve tek bir hareketin birden fazla işlevi olabilir. Filipin tarsiyeri 70 kHz'lik bir baskın frekansla yaklaşık 91 kHz'lik bir yüksek frekanslı işitsel duyarlılık sınırına sahiptir. Bu değerler herhangi bir kara memelisi için kaydedilen en yüksek değerler arasındadır. Ve ultrasonik iletişimin nispeten uç bir örneğidir. Filipin tarsiyerleri için ultrasonik seslendirmeler, avcılar, avlar ve rakipler tarafından tespit edilmesine engelleyen, enerji verimliliğini arttıran veya düşük frekanslı arka plan gürültüsüne karşı algılamayı iyileştiren özel bir iletişim kanalını temsil edebilir. Birçok insan olmayan primat, insan konuşmasını üretecek ses anatomisine sahiptir. Ancak uygun beyin sinirinden yoksundur. Babunlarda sesli harfe benzer ses kalıpları kaydedilmiştir ve bu da insanlarda konuşmanın kökeniyle ilgili çıkarımlar içerir. İnsan dilinin anatomik ön koşullarının evrimi için zaman aralığı en azından prensipte 2.4 ila 6 milyon yıl öncesine kadar uzanabilir. Yaklaşık 50 bin ila 150 bin yıl önce tam davranışsal modernite gelişmiştir. Primatlar diğer memelilere göre daha yavaş gelişme oranlarına sahiptir. Tüm primat bebekleri anneleri tarafından emzirilir. Bazı türlerde bebekler, özellikle babaları olabilecek erkekler olmak üzere gruptaki erkekler tarafından korunur ve taşınır. Bebeğin bakımına kardeşi ve teyzesi gibi diğer akrabaları da katılabilir. Çoğu primat anne bir bebeği emzirirken yumurtlamayı durdurur. Bebek sütten kesildikten sonra anne tekrar üreyebilir. Bu genellikle emzirmeye devam etmeye çalışan bebeklerle sütten kesme çatışmasına yol açar. Bebek katli, gri langunlar ve goriller gibi çok eşli türlerde yaygındır. Yetişkin erkekler kendilerine ait olmayan yavruları öldürebilir. Böylece dişi kızgınlık dönemine geri döner ve böylece kendi yavrularını oluştururlar. Bazı türlerde sosyal tek eşlilik bu davranışla mücadele etmek için evrimleşmiş olabilir.
Galagos ve yeni dünya maymunları gibi bazı primatlar yuva yapmak için ağaç deliklerini kullanır. Diğer primatlar binme yani beslenirken bireyleri vücut üzerinde taşıma stratejisi izlerler. Büyük maymunlarda ikincil olarak gelişen bir davranış olan yetişkinler dinlenmek amacıyla bazen gençlerin de eşlik ettiği yuvalanma alanları inşa edebilir veya kullanabilir. Çocukluk döneminde primatlar yırtıcı hayvanlara ve açlığa yetişkinlerden daha duyarlıdır. Bu süre zarfında beslenme ve yırtıcılardan kaçınma konusunda deneyim kazanırlar. Genellikle oyun oynayarak sosyal ve dövüş becerilerini öğrenirler. Primatlarda özellikle dişiler, benzer büyüklükteki diğer memelilerden daha uzun ömürlüdür. Bu kısmen onların daha yavaş metabolizmalarından kaynaklanır. Primatlar çeşitli besin kaynaklarından yararlanır. Çoğu primat enerji için karbonhidratlar ve lipitler dahil olmak üzere kolayca sindirilen besinleri elde etmek için diyetlerinde meyveyi kullanır. Birçok primat meyve, yaprak, sakız veya böcekler gibi belirli gıdalardan yararlanmalarını sağlayan anatomik uzmanlıklara sahiptir. Örneğin uluyan maymunlar, siyah-beyaz kolobuslar ve sportif lemurlar gibi yaprak yiyiciler, sindirimi zor olabilen yapraklardan besinleri emmelerini sağlayan geniş sindirim sistemlerine sahiptir. Sakız yiyici olan marmosetlerin güçlü kesici dişleri sakıza ulaşmak için ağaç kabuğunu açmalarını ve beslenirken ağaca tutunmalarını sağlayan tırnak yerine pençeleri vardır. Böcek larvalarını bulmak için ağaçlara dokunur, ardından tahtada delikler açar ve larvaları çıkarmak için uzun orta parmağını sokar. Bazı türlerin ek uzmanlıkları vardır. Örneğin gri yanaklı manga beyin dişlerinde diğer maymunların açamadığı sert meyve ve tohumları açmasını sağlayan kalın bir mine vardır. Gelada esas olarak çimenle beslenen tek primat türüdür. Primat avcıları arasında çeşitli etobur türleri, yırtıcı kuşlar, sürüngenler ve diğer primatlar bulunur. Goriller bile av olarak kaydedilmiştir. Primat avcılarının çeşitli avlanma stratejileri vardır ve bu nedenle primatlar kripsis, alarm çağrıları ve mobbing dahil olmak üzere birçok farklı yırtıcıya karşı adaptasyon geliştirmiştir. Birkaç türün havada veya yerde yaşayan avcılar gibi farklı avcılar için ayrı alarm çağrıları vardır. Daha yüksek avlanma baskılarına maruz kalan türler daha büyük gruplar halinde yaşıyor gibi göründüğünden av-avcı ilişkisi primatlarda grup boyutunu şekillendirmiş olabilir. Primatların gelişmiş bilişsel yetenekleri vardır. Bazıları alet yapar ve bunları yiyecek elde etmek ve sosyal gösteriler için kullanır. Bazıları işbirliği, nüfus ve rütbe gerektiren görevleri yerine getirebilir. Statü bilincine sahiptirler, manipülatiftirler ve aldatma yeteneğine sahiptirler. Akraba ve türdeşleri tanıyabilirler. Sembolleri kullanmayı ve bazı ilişkisel söz dizimi ve sayı dizi kavramları dahil olmak üzere insan dilinin özelliklerini anlamayı öğrenebilirler. Primat bilişindeki araştırmalar, problem çözmeyi, hafızayı, sosyal etkileşimi, zihin kuramı ve sayısal, uzamsal ve soyut kavramları içerir. Karşılaştırmalı çalışmalar, ileri maymunlardan yeni dünya maymunlarına ve eski dünya maymunlarına giden daha yüksek zekaya ve büyük maymunlarda önemli ölçüde daha yüksek ortalama bilişsel yeteneklere doğru bir eğilim göstermektedir. Yeni dünya maymunları arasında hem örümcek maymunları hem de kapuçin maymunları bazı ölçülere göre yüksek puan almıştır. İnsan olmayan primatlar öncelikle Afrika, Asya ve Amerika'nın tropikal enlemlerinde yaşar.
Tropiklerin dışında yaşayan türler Honshu ve Hokkaido'nun Japon adalarında yaşayan Japon makağını içerir. Primatlar tropik yağmur ormanlarında yaşama eğilimindedir. Ancak ılıman ormanlarda, savanlarda, çöllerde, dağlarda ve kıyı bölgelerinde de bulunurlar. Tropikal bölgelerdeki primat türlerinin sayısı, yağış miktarına ve yağmur ormanı alanı miktarına göre pozitif bir korelasyon gösterir. Tropikal yağmur ormanlarındaki meyve yiyen hayvanların %25 ila %40'ını oluşturan primatlar, birçok ağaç türünün tohumlarını dağıtarak önemli bir ekolojik rol oynar. Lemurlar, Madagaskar'a özgü canlılardır. Madagaskar, 80 milyon yıl önceden beridir bir ada halinde, diğer karalardan izole haldedir. Lemurlar, Madagaskar ayrıldıktan sonra burada kalan atasal primatlardan doğrudan evrimleşmiş canlılardır. Bundan dolayı lemurlar, onları diğer tüm primatlardan ayıran ortak özelliklerden yoksundur. Farklı lemur türleri, Madagaskar'ın sert, mevsimsel iklimiyle başa çıkmak için sıra dışı özelliklerin benzersiz kombinasyonlarını geliştirdi. Mevsimsel yağ depolaması, kış uykusu, küçük grup boyutları, düşük göreceli beyin boyutu bunlardan bazılarıdır. İnsanların Madagaskar üzerinde yayılmasıyla birlikte lemur türlerinin %90'ı yok olmayla karşı karşıya gelmiştir. İnsanlar geldiği andan itibaren yağmur ormanlarının çoğunu yok etti ve buraları tarım arazilerine dönüştürdü. Lemurları adanın %10'una sıkıştırdılar. Lemur diyetlerinde genel eğilimler, en küçük türlerin öncelikle meyve ve böcekleri tükettiğini, daha büyük türlerin ise daha otçul olduğunu ve çoğunlukla bitki materyali tükettiğini öne sürer. Tüm primatlarda olduğu gibi aç lemurlar tercih ettikleri gıdalardan biri olsun ya da olmasın yenilebilir her şeyi yiyebilirler. Lemurları diğer primatlardan ayıran başka bir özellik ise dişi egemen bir sosyal davranış sergilemeleridir. Vahşi doğada alet kullandıkları gözlemlenmemiş olsa da kontrollü ortamlardaki lemurların alet olarak kullanmak üzere eğitildikleri, nesnelerin işlevsel özelliklerini anlama yeteneğine sahip oldukları görülmüştür. Sportif lemurlar, lemurlar ailesinin orta boy primatlarıdır. Esas olarak otoburdurlar ve diyetleri ağırlıklı olarak yapraklardan oluşur.
Aye aye, uzun parmaklı bir lemur türüdür. Sürekli büyüyen kemirgen benzeri dişleri ve özel bir ince orta parmağı olan Madagaskar'a özgü bir canlıdır. Madagaskarlıların korkulan, büyülü bir hayvanın adını söylemekten kaçınmak için aye aye demesinden kaynaklanmış bir adı olduğu düşünülüyor. Kendine has özellikleriyle tamamen farklı bir canlıya benzeyen aye ayeyi sınıflandırmak bilim insanları için hiç kolay olmamıştır. Yalnız yaşayan bir hayvandır. Kurtçukları bulmak için ağaçlara vurur. Sonra ileriye doğru eğimli kesici dişlerini kullanarak küçük bir delik oluşturmak için tahtada delikler kemirir ve içine dar orta parmağını soktuğu küçük bir delik açar. Sonar dalgalar, ses dalgalarını kullanarak avını arayan tek primat türüdür. İnsanlar tarafından kötülüğün ve ölümün bir sembolü olduğundan görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiği görüşü Madagaskarlı yerli halk arasında yaygındır. Lorisitlerin tümü ince ağaç hayvanlarıdır. Lorisitler, tropikal, Orta Afrika'nın yanı sıra Güney ve Güneydoğu Asya'da yaşarlar. Lorisitler böcekleri, kuş yumurtalarını ve küçük omurgalıları, meyveleri ve ağaç sakızlarını da tüketirler. Gece dolaşan hayvanlardır ve 20 yaşına kadar yaşayabilirler. Galagoların güçlü arka uzuvları, keskin işitme ve dengelemelerine yardımcı olan uzun kuyrukları gibi diğer özelliklerinin yanı sıra onlara iyi gece görüşü sağlayan büyük gözleri vardır. Kulakları yarasaya benzer ve karanlıkta böcekleri takip etmelerini sağlar. Yerdeki böcekleri yakalar veya havadan kaparlar. Hızlı, çevik yaratıklardır. Kalın çalıların arasından geçerken onları korumak için narin kulaklarını geriye doğru katlarlar. Dinlenme sırasında da katlanırlar. Fosil kayıtları son 45 milyon yılda tersiyerlerin dişlerinin büyüklükleri dışında pek değişmediğini göstermektedir. Atasal primatlardan ayrılmış ve neredeyse değişmeden günümüze kadar gelmişlerdir. Tersiyerler kocaman gözleri olan küçük hayvanlardır. Tarsiyerlerin kafa yapısı, başlarını her iki yönde de 180 derece hareket ettirmelerine ve etraflarını 360 derece görmelerine izin verir. Tarsiyerler son derece utangaç hayvanlardır. Parlak ışıklara, yüksek seslere ve fiziksel temasa karşı hassastır. Stresli olduklarında veya esaret altında tutulduklarında intihara meyilli oldukları rapor edilmiştir. Tarsiyerler yalnızca böcekleri, kabukluları, küçük omurgalıları ve zehirli türler dahil yılanları yiyen tek zorunlu etçil primattır.
Marmoset yaklaşık 20 santim uzunluğundadır. Diğer maymunlara göre görünüşte ilkel bazı özellikler gösterir. Tırnak yerine pençeleri ve bileklerinde dokunsal tüyleri vardır. Beyin yapıları daha ilkeldir. Genellikle Güney Amerika'da bulunurlar. Marmosetler oldukça aktif hayvanlardır. Orman ağaçlarının üst bölgesinde yaşar ve böcekler, meyveler, yapraklar, yapışkan öz su ve sakızla beslenirler. Marmosetlerin en sevdiği yiyecek, gövdelerindeki delikleri kemirerek ulaştıkları, karbonhidrat bakımından zengin ağaç öz suyudur. Baba marmosetler, hayvanları alemindeki babaların son derece özenli bir örneğidir. Eşlerine doğum yapmada, doğum sonrası temizliğinde ve hatta yeni doğan yavrularını annelerine bağlayan göbek bağlarını ısırmada yardımcı olur. Tamarinler marmosetlerin kardeş grubudur ve birbirlerinden yaklaşık olarak 15 milyon yıl önce ayrılmışlardır. Tamarin türleri birbirlerinden görünüş olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Bıyık benzeri yüz kılları birçok tür için tipiktir. Tamarinler tropikal yağmur ormanlarının ve açık orman alanlarının sakinleridir. Ağaçların arasından hızla koşarlar ve zıplarlar. Tamarinler bir veya daha fazla aileden oluşan 40 üyeye kadar gruplar halinde birlikte yaşarlar. Bununla birlikte daha sık olarak gruplar sadece 3 ila 9 üyeden oluşur. Kapuçin maymunları yaklaşık 6.2 milyon yıl önce atasal primat kollarından ayrılarak türler oluşturmuşlardır. Kapuçinler siyah, kahverengi, deve tüyü veya beyazımsıdır. Ancak tam renk ve desenleri ilgili türlere bağlıdır. Ortalama 25 yıl ömürleri vardır. Kapuçin maymunları meyveler, yapraklar, çiçekler, tomurcuklar, nektar ve tohumlar dahil olmak üzere birçok farklı bitki maddesinden yararlanabilir. Ayrıca böcekler ve diğer omurgasızlar, kuş yumurtaları ve kuşlar, kertenkeleler, sincaplar ve yarasalar gibi küçük omurgalıları da yiyebilir. Maymun olmayan bir primatın vahşi bir ortamda bir alet kullandığı ilk doğrudan gözlemi 1988'de gerçekleşti. Primatolog Sue Boinski, yetişkin bir erkek beyaz yüzlü kapuçinin bir ferdalans yılanını ölü bir dalla öldüresiye dövdüğünü izledi. Siyah çizgili kapuçin, vahşi doğada rutin alet kullanımının belgelendiği ilk maymun olmayan primattı. Bireylerin fındıkları taş bir örsün üzerine koyarak başka bir büyük taşla dövdükleri gözlemlendi. Suya yakın yaşayan kapuçinler, yengeç ve kabuklu deniz hayvanlarını kabuklarını taşlarla kırarak yerler. Yine cevizlerin içine ulaşmak için taş kullanırlar veya onları yüksek bir yerden aşağı atarak kırmaya çalışırlar. Genellikle orman içinde 10 ila 35 kişilik büyük gruplar halinde yaşarlar. Sivrisinek mevsiminde kırkayakları ezerler ve sıvılarını sırtlarına sürerler. Bu doğal bir böcek kovucudur. Birkaç aylık eğitimden sonra maymunlar, daha önce insanlarla sınırlı olduğuna inanılan bir değişim aracı kavramının, yani para kullanımını yansıttığı düşünülen davranışlar sergilemeye başladılar. Karşılarına ayna konulduğunda aşırı tepkiler göstermediler. Bu da onların öz farkındalıklarının üst düzeyde olduğunu göstermiştir.
Tropikal ormanlarda yaşayan sincap maymunları primat atalarından 1,5 milyon yıl önce ayrılmıştır. Kuyruklarını denge sağlamak için kullanırlar. Sincap maymunları öncelikle meyve ve böcekleri yiyen omnivorlardır. Bazen tohum, yaprak, çiçek, tomurcuk, fındık ve yumurta da yerler. Gece maymunları veya baykuş maymunları denilen bu primatların büyük gözleri vardır. Bu da geceleri görüşlerini değiştirir. Kulakları çoğunlukla gizlidir. Gece maymunları sosyal olarak tek eşlidir. Titi maymunlarının türleri renk bakımından önemli ölçüde farklılık gösterir. Ancak diğer birçok fiziksel açıdan birbirlerine benzerler. Uzun, yumuşak kürkleri vardır. Titi diyeti esas olarak meyvelerden oluşur. Ancak yapraklar, çiçekler, böcekler, kuş yumurtaları ve küçük omurgalılar da yerler. Titiler tek eşlidir. Genellikle tek yavru doğururlar. İkiz doğurduğunda bakımı zor olduğu için başka titiler tarafından evlat edinilir. Yavrular 5 ay sonra sütten kesilir ve 2 yıl sonra tamamen büyürler. Üç veya daha fazla yıl sonra bir eş bulmak için aile gruplarından ayrılırlar. Çoğu türün yaşam beklentisi belirsiz olsa da 25 yaşlarına ulaşmış üyeleri gözlemlenmiştir. Sakiler uzun, gür kuyruklu, küçük boyutlu maymunlardır. Tüylü, pürüzlü derileri türe bağlı olarak siyah, gri veya kırmızımsı kahverengidir. Bazı türlerin yüzleri çıplaktır ancak başları kürkle kaplanmıştır. Vücutları ağaçlardaki yaşama adapte olmuş, güçlü arka ayakları uzak sıçramalara izin verir. Tek eşlidirler ve utangaç hayvanlardır. Sakiler meyve yiyenlerdir. Diyetleri %90'dan fazla meyveden oluşur. Az miktarda yaprak, çiçek ve böcekle desteklenir. Thank you.
Kariler, kuyruk uzunluğunun baş ve vücut uzunluğundan önemli ölçüde daha kısa olması nedeniyle diğer yeni dünya maymunlarından farklılık gösterir. Vücutları uzun, gevşek tüylerle kaplıdır. Ancak kafaları keldir. Neredeyse hiç deri altı yağları yoktur. Bu nedenle kel yüzleri kafatasına benzer. Bu maymunlar herhangi bir primat arasında en çarpıcı kırmızı yüz derisine sahiptir. Dişiler erkeğin yüzünün ne kadar kırmızı olduğuna göre eşlerini seçerler. Kanıtlar kırmızı yüz renginin primatın sağlığını yansıttığını gösteriyor. Uakari, Güney Amerika'daki en az bilinen maymunlardan biridir. Şu anda tamamen 4 Uakari türünün tümü Kuzeybatı Amazon Havzası'nda bulunur. Uluyan maymunların kısa burunları ve geniş, yuvarlak burun delikleri vardır. Burunları çok keskindir ve yiyecekleri, meyvelerin kokusunu 2 kilometreden alabilirler. 15 kişilik gruplar halinde dolaşırlar. Uluyan hayvanlar en gürültülü kara hayvanlarındandır. Sesleri 5 kilometreye kadar ulaşır. Ulumanın mesafe ve bölge korumadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Maya harabelerindeki figürler, uluyan maymunları kutsal toprakların koruyucuları olarak nitelendirdiklerini gösterir. Örümcek maymunları yağmur ormanlarının üst katmanlarında yaşar ve 25 ila 30 metre arasındaki yüksek gölgeliklerde beslenir. Öncelikle meyve yer, ancak bazen yaprak, çiçek ve böcek de tüketir. Büyük boyutları nedeniyle örümcek maymunları geniş, nemli, yaprak dökmeyen ormanlara ihtiyaç duyar ve bozulmamış birincil yağmur ormanlarını tercih eder. Sosyal hayvanlardır ve 35 kişiye kadar gruplar halinde yaşarlar. Ancak gün boyunca yemek bulmak için ayrılırlar. Yeni dünya maymunlarının en zekilerindendir. Yünlü maymunlar örümcek maymunlarıyla yakın akrabadır. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındadırlar. Erkekler dişilerden ortalama olarak %45 daha ağırdır, ancak eşit uzunluktadır. İdeal yaşam alanları nemli ve olgun tropik ormanlardır. Yünlü maymunlar kartal ve jaguar gibi kedi türleri tarafından avlanır. Bununla birlikte ana yırtıcıları türleri hem yiyecek hem de yasa dışı evcil hayvan ticareti için avlayan insanlardır. Bataklık maymunu oldukça güçlü yapılı bir hayvandır. El ve ayak parmaklarındaki hafif dokuma kısmen sudaki yaşam biçimine işaret ediyor. Bataklık, su bakımından zengin bölgelerde yaşar ve iyi yüzebilir. Tehlikeden kaçınmak için dalış yapabilir. Talapoinler yağmur ormanlarında yaşarlar. 60 ila 100 kişilik gruplar halinde bulunurlar. Geceleri suya yakın ağaçlarda toplanırlar. Gün içinde daha küçük alt gruplara ayrılarak yiyecek bulmak için dağılırlar.
Patas maymunları Batı Afrika'nın yarı kurak bölgelerine ve Doğu Afrika'ya dağılmış yerde yaşayan bir maymundur. Vahşi doğada yaşam süresi yaklaşık 20 yıla kadar çıkabilir. Patas maymunu böcekler, sakızlar, tohumlar ve yumrularla beslenir. Toplumları içinde anaerkil akrabalara bağlılık vardır. Bazı türleri ciddi bir şekilde yok olma tehdidi altında. Salonga maymunu, Ekele veya Inoko olarak da bilinen Dries maymunu yalnızca Kongo havzasında bulunan ve Kongo nehrinin sol kıyısıyla sınırlı olan eski dünya maymunlarından az bilinen bir türdür. Tehdit altındadırlar ve sayıları 200'den azdır. Dişiler ürerken sadece bir yavruları olur ve gebelik süresi 5 ay sürer. Vahşi doğada beklenen yaşam süresi 10 ila 15 yıldır. Yeşil maymunu, altın yeşili kürkü ve soluk el ve ayakları olan bir eski dünya maymunudur. Kuyruğun ucu, uylukların arkası ve yanak bıyıkları gibi altın sarısıdır. Yeşil maymunların hem sözlü hem de sözlü olmayan iletişim kurduğu bilinmektedir. Avcılar grubundaki diğerlerini uyarmak için kullandıkları farklı çağrıları vardır ve hatta belirli avcılar için özel çağrıları vardır. Grivet'in ana yaşam alanı savan ormanlarıdır. Menzili, Beyaz Nil'in doğusunda Sudan, Eritre ve Rift Vadisi'nin doğusunda Etiyopya'dır. Grivet özellikle kurak mevsimde bir su kaynağının etrafında yaşamalıdır. Birçok ortama uyum sağlayabilmektedir. Beyl maymunu, Afrika'daki az bilinen primatlardan biridir. Yaşam alanları olarak ağaç ağırlıklı ve çalılık alanlardan kaçınırlar. Bu maymunlar, bambu konusundaki beslenme uzmanlığı nedeniyle çoğunlukla Beyl dağlarının bambu ormanında bulunur. Ancak iklim, orman geçmişi, toprak kalitesi ve hastalık gibi diğer faktörlerin seçimlerinde rol oynaması muhtemeldir. Orta boy bir tür olan Tantalus maymunu siyah bir yüze ve uzun bir kuyruğa sahiptir. Gözlerin üzerinde belirgin dalgalı beyaz veya sarımsı bir kaş bandı vardır. Yanaklar ve şakaklar beyazdır. Uzun tüyler geriye doğru taranır ve genellikle yaşlılarında kulakları kapatır. Vücudun taç ve sırt yüzeyi kırlaşmış ve yeşilimsi veya altındır. Alt kısımlar beyaz, kuyruk ve uzuvların dış yüzeyleri gridir. Kuyruğun beyazımsı bir ucu olabilir. Velvetler araştırma için kullanılan maymun türlerinden olmuştur. Hipertansiyon, kaygı ve bağımlılık gibi insan benzeri özelliklere sahip oldukları kaydedilmiştir. Çoğu zaman bireyin kibirli davranması veya o bireyin yakın bir akrabası tarafından dolaylı bir fayda elde edilir. Velvet maymunlarının bir rakibin besin kaynağını kendileri tüketmek veya çalmak yerine yok ettiği gözlemlenmiştir. Besinlerin yok edilmesiyle enerji kaybedilirken rekabet kazancındaki artış nedeniyle birey tarafından bir avantaj elde edilir. Velvet maymunu çoğunlukla yabani meyveler, çiçekler, yapraklar, tohumlar ve tohum kabukları üzerinde yaşayan otçul bir diyetle beslenir. Adını Roma tanrıçası Diana'nın yayına benzediği söylenen beyaz alnından alan bu siyah gri Diana maymunu, beyaz bir boğaza, hilal şeklinde alna, fırfır ve sakala sahiptir.
Bu tür Sierra Leone'den fil dişi sahiline kadar Batı Afrika'da bulunabilir. Çoğu primat gibi dayana maymunları da sarı humma ve tüberküloz gibi insanlara bulaşabilecek hastalıkları taşıyabilir. Rollaway maymunları tipik olarak sadece günlük olarak aktiftir ve diğer primatlar ve memelilere benzer şekilde geceyi gölgelikte, yüksekte uyuyarak geçirirler. Tür tipik olarak tek bir erkek, yaklaşık 10 dişi ve onların yavrularından oluşan yaklaşık 6 ila 30 kişilik sosyal gruplardan oluşur. Nokta burunlu maymun veya macun burunlu maymun en küçük eski dünya maymunlarından biridir. Batı Afrika'ya özgü ve 1 dereceye kadar yağmur ormanlarında yaşayan ancak daha sık olarak yağmur ormanlarıyla savan arasındaki geçiş bölgelerinde yaşayan bir türdür. Adına rağmen mavi maymun belirgin bir şekilde mavi değildir. Yüzünde çok az tüy vardır ve bu bazen mavi bir görünüm verir. Ancak hiçbir zaman mantrilin canlı mavi görünümüne sahip değildir. Mavi maymunlar meyve, incir, böcek, yaprak, dal ve çiçek yerler. Anaerkil bir toplumları vardır. Bıyıklı maymun güçlü ve genişlemiş elmacık kemiklerine sahiptir. En yaygın bıyık burnun altındaki hilal beyaz kürk şerididir ve çevresindeki kürk güçlü bir renk kontrastı gösteren siyahtır. Dolayısıyla yüz desenleri görsel sinyaller olarak kabul edilebilir. Baykuş yüzlü maymun olarak da bilinen bu tür, Kongo'nun bambu ve birincil yağmur ormanlarında yaşayan bir eski dünya maymunu türüdür. Bu tür son derece nadirdir ve yalnızca birkaç örnekten bilinmektedir. Hakkında çok az şey biliniyor. Araştırmacılar öncelikle geceleri uyanık olabileceğini düşünüyor. Rengi genellikle koyu gridir. Burun kökünden üst dudağa uzanan karakteristik beyaz bir şeritle baykuş benzeri bir görünüm verir. Bu nedenle baykuş yüzlü maymun adı verilir. De Brezan'ın maymunu, Orta Afrika'nın nehir ve bataklık ormanlarına özgü bir eski dünya maymunudur. Guenon'a ailesindeki en büyüktür, en yaygın ağaçta yaşayan Afrika primatlarından biridir. Boyutunun yanı sıra turuncu taç ve beyaz sakalıyla diğer maymunlardan ayırt edilebilir. Birlikler neredeyse tamamen su yakınında bulunur. Nadiren nehirden veya yan koldan 1 kilometreden daha uzağa giderler. Sonuç olarak bazen yüzerken görülebilirler. Maymunlar yoğun ormanları ve bitki örtüsünü tercih ederler. Sadece beslenmek için daha açık ormanlara girerler. Esas olarak arboreal'dirler. Ancak otsu bitkilerle beslenmek için yere inerler. Makaklar eski dünya maymunlarının bir cinsidir. 23 makak türü Asya, Kuzey Afrika ve Cebelitarık boyunca yaşar.
Makaklar esas olarak meyveyi tercih eder. Diyetlerinde tohumlar, yapraklar, çiçekler ve ağaç kabuğu da bulunur. Yengeç yiyen makak gibi bazı türler omurgasızlar ve bazen de küçük omurgalılardan oluşan bir diyetle hayatlarını sürdürürler. Tüm makak sosyal grupları anaerkildir ve baskın dişiler etrafında düzenlenmiştir. Makaklar Asya kıtasında çeşitli habitatlarda bulunur ve ortama kolay uyum sağlar. Bazı türler insanlarla yaşamayı öğrenmiş ve Mauritius Adası ve Florida'daki Silver Springs Eyalet Parkı gibi bazı insan yerleşimli ortamlarda istilacı hale gelmiştir. Makaklar bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar taşıyarak vahşi yaşamın korunması ve insan refahı için bir tehdit olabilir. Şu anda istilacı makak türleri çeşitli kontrol yöntemleriyle ele alınmaktadır. İnsanlar dışındaki primatlar arasında makaklar Japonya'dan Hindistan alt kıtasına ve Barbary makağı durumunda Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya kadar en yığın primat cinsidir. Şu anda 23 makak türü tanınmaktadır. Makaklar kolları ve bacakları yaklaşık olarak aynı uzunlukta olan primatlardır. Bu hayvanların kürkleri tipik olarak çeşitli kahverengi veya siyah tonlarındadır. Burun delikleri üst yüzeyde profilde yuvarlanmıştır. Kuyruk, uzun, orta, kısa veya tamamen yok olabilen her tür arasında farklılık gösterir. Maymunun büyüklüğü cinsiyete ve türe göre değişir. Oldukça zeki olarak kabul edilirler ve genellikle tıp alanında deney için kullanılırlar. Yetişkinler de kötü huylu olma eğilimiyle ünlüdür. Makaklar farklı habitatlara ve iklimlere son derece adapte olabilir ve geniş bir sıcaklık dalgalanmasını tolere edebilir. Değişen peyzaj ortamlarında yaşayabilir. İnsan yapımı ortamlara kolayca uyum sağlarlar ve yiyecek çalabiliyorlarsa kentsel ortamlarda iyi bir şekilde hayatta kalabilirler. Ayrıca insanların olmadığı tamamen doğal ortamlarda da hayatta kalabilirler. Makağın ekolojik ve coğrafi aralığı, insan olmayan primatların en genişidir. Yaşam alanları arasında Güneydoğu Asya, Sri Lanka, Hindistan'ın tropikal yağmur ormanları, Pakistan ve Afganistan'ın kurak dağları, Japonya, Kuzey Çin, Fas ve Nepal'deki ılıman dağlar bulunur. Bazı türler ayrıca Asya'daki şehirlerdeki köy ve kasabalarda yaşar. 2021'de Taylandlı yetkililer 88 makak taşıyan bir arabaya el koydu. İddiaya göre hayvanlar yiyecek olarak kullanılmak üzere Kamboçya'ya gidiyorlardı. Tayland ve Myanmar'da yengeç yiyen makaklar, fındık, istiridye ve diğer çift kabukluları ve çeşitli deniz salyangozlarını açmak için taş aletler kullanır. Tepeli manga beyler, Batı Afrika eski dünya maymunlarıdır. Koyu tene, ciltlerine uyan göz kapaklarına ve başlarında saç tepelerine sahip olma eğilimindedirler. Başta meyveler olmak üzere özellikle incir, mevsimsel olarak diğer meyveler, ayrıca çiçek ve böceklerle beslenirler. Kipunji, Tanzanya'nın yerli ormanlarında yaşayan bir eski dünya maymunu türüdür. Halkın geleneksel hikayeleri maymunu hem gerçek hem de efsanevi olarak tanımladığı için zoologlar başlangıçta Kipunji'nin varlığına şüpheyle yaklaştılar. Ancak 2003 yılında keşfedildi. Tür tehlike altındadır. Kerestecilik için bölge ormanlarının yok edilmesi en büyük tehdittir.
Babunlar eski dünya maymun türü primatlardır. 6 tür babun vardır. En az 2 milyon yıl önceden beri bulunmaktalar. Tüm babunların uzun, köpeğe benzer ağızlıkları, keskin köpek dişleri olan ağır, güçlü çeneleri, yakın gözleri, ağızları dışında kalın kürkleri, kısa kuyrukları ve iskiyal kallosit denilen çıkıntılı kalçalarında oturmak için sinirsiz, tüysüz deri yastıkları vardır. Babunlar gündüz gezen ve karasal hayvanlardır. Ancak geceleri yırtıcılardan uzakta ağaçlarda veya yüksek uçurumlarda, kayalarda uyurlar. Afrika'daki açık savanlarda ve ormanlık alanlarda bulunurlar. Yaygın besin kaynakları otlar, tohumlar, kökler, yapraklar, ağaç kabuğu, çeşitli meyveler, böcekler, balıklar, kabuklu deniz ürünleri, kemirgenler, kuşlar, vervet maymunları ve küçük antiloplardır. Esaret altındaki babunlar 45 yıla kadar yaşarken vahşi doğada ortalama 20 ila 30 yıl arasında yaşarlar. Babunların çoğu hiyerarşik birliklerde yaşar. Grup boyutları tipik olarak yaklaşık 50 hayvandır. Ancak türe, yere ve yılın zamanına bağlı olarak 5 ila 250 arasında değişebilir. Mısır mitolojisinde Babi, Harmadrais babununun tanrılaştırılmasıydı ve bu nedenle kutsal bir hayvandı. Tot'un hizmetçisi olarak biliniyordu. Bu nedenle kutsal babun olarak da adlandırılır. Çakma babunları taşları silah olarak kullanır. Bu babunlar tarafından taşlanma, kanyonun kayalık duvarlarından tek elle kaldırılan taşlar yandan aşağı bırakılır. Ardından uçurumun kenarından aşağı yuvarlanır veya doğrudan kanyon tabanına düşer. Teropithecus, Cercopithecidae ailesindeki bir primat cinsidir. Etiyopya dağlık bölgesine özgü, Gelada adlı tek bir canlı türü içerir. Mandrillus, Orta ve Güney Afrika'da dağılmış büyük bir eski dünya maymunu cinsidir ve iki türden oluşur. Sırasıyla mandril ve matkap. Büyük yapıları, her iki tarafında oluklar bulunan uzun burunları ve küt kuyruklarıyla karakterizedirler. Her iki tür de Afrika'nın batı orta bölgesini işgal eder ve esas olarak karada yaşar. Maymunların yaşadığı ormanlar nemli, tropik bir iklime ve engebeli araziye sahiptir. Ormansızlaşma her iki mandril türünün de yaşam alanını azalttı. Kamerun'daki Kampo Rezervi'nde yapılan mandriller üzerindeki bir çalışma, küçük grupların 14 ila 95 bireyi içerdiğini buldu. Büyük gruplarsa 900 bireyi içerebiliyordu. Vahşi doğada mandrillerin kulaklarını yaptıkları aletlerle temizledikleri gözlemlenmiştir. Bilim adamları İngiltere'de Chester Hayvanat Bahçesi'nde büyük bir erkek mandrili görünüşe göre daha dar hale getirmek için bir dalı soyarak ve ardından modifiye edilmiş çubuğu kullanarak ayak tırnaklarının altındaki kiri kazıldığını gördü.
Afrika'ya özgü Colobus cinsi eski dünya maymunlarıdır. Bu maymunun 5 türü ve en az 8 alt türü vardır. Colobus habitatları birincil ve ikincil ormanları, nehir ormanlarını ve ağaçlık otlakları içerir. Diğer birincil ormanlardan daha yüksek yoğunluklu ormanlarda bulunurlar. Geviş getiren benzeri sindirim sistemleri, diğer primatların erişemeyeceği nişleri işgal etmelerini sağlamıştır. Otçuldurlar, yaprak, meyve, çiçek, liken, otsu bitki örtüsü ve ağaç kabuğu yerler. Colobuslar özensiz beslenme alışkanlıkları ve sindirim sistemleri yoluyla tohumların dağılması için önemlidir. Uzun ağaçların orta ve üst kısımlarında uyurlar. Bu da uykudayken avcıları izlemenin yanı sıra kara ve hava avcılarından korunmaya da izin verir. Langurlar oldukça karasaldır. Ormanlarda yaşar, hafif ağaçlıklı habitatlarda ve Hint Yarımadası'ndaki kentsel alanlarda yaşar. Langurlar çoğunlukla dört ayak üzerinde yürürler ve zamanlarının yarısını yerde, diğer yarısını ağaçlarda geçirirler. Dotsların belirgin bir görünümü vardır. Kırmızı bacaklı dots, karakteristik olarak parlak kestane rengi bacaklara ve göz çevresinde kırmızımsı lekelere sahiptir. Buna karşın gri bacaklı dots, benekli gri bacaklar ve yüzünde turuncu işaretlerle daha az canlıdır. Her ikisinin de benekli gri gövdeleri, siyah elleri ve ayakları, beyaz yanakları vardır. Ancak kırmızı gövdeli dotsun yanak tüyleri çok daha uzundur. Siyah bacaklı dotsun siyah bacakları vardır. Uzun arka bacakları ve kuyrukları bu maymunların ağaç tepesindeki habitatlarında çok çevik olmalarını sağlar. Kalkık burunlu maymunlar, burun delikleri öne doğru yerleştirilmiş yuvarlak yüzlerinde kısa bir burun kütüğü olduğu için bu şekilde adlandırılmışlardır. Bu hayvanların beslenmesi esas olarak ağaç iğneleri, bambu tomurcukları, meyveler ve yapraklardan oluşur. Çok adacıklı bir mide yiyeceklerini sindirmelerine yardımcı olur. Hortum maymunu veya uzun burunlu maymun, alışılmadık derecede büyük bir burnu, kırmızımsı kahverengi bir ten rengi ve uzun bir kuyruğu olan arboreal bir eski dünya maymunudur. Güneydoğu Asya'daki Borneo adasına özgüdür ve çoğunlukla mangrov ormanlarında ve adanın kıyı bölgelerinde bulunur. Hortum maymunları genellikle bir yetişkin erkek, bazı yetişkin dişiler ve onların yavrularından oluşan gruplar halinde yaşar. Tamamı erkek gruplar da olabilir. Bazı bireyler yalnızdır. Bunların çoğu erkektir.
Küçük apeşler olarak da adlandırılan gibonlar, bonobolar, şempanzeler, goriller, orangutanlar ve insanlardan daha küçük olmaları ve yuva yapmalarıyla ayrılırlar. Tüm apeşler gibi gibonlar da kuyruksuzdur. Ağaçta yaşayan tüm memelilerden daha hızlıdırlar. Tüm genom moleküler tarihleme analizleri, gibon soyunun yaklaşık 16.8 milyon yıl önce büyük apeşlerinkinden ayrıldığını göstermektedir. Bir gibonun anatomisinin benzersiz bir yönü, bilye ve yuva gibi bir işlev gören ve çift eksenli harekete izin veren bilekleridir. Bu üst kol ve gövdede ihtiyaç duyulan enerji miktarını büyük ölçüde azaltırken omuz eklemindeki stresi de azaltır. Gibonların ayrıca uzun elleri ve ayakları vardır. Ellerinin birinci ve ikinci parmakları arasında derin bir yarık bulunur. Kürkleri genellikle siyah, gri veya kahverengimsidir. Genellikle ellerinde, ayaklarında ve yüzlerinde beyaz lekeler bulunur. Siyamang gibi bazı türlerin genişlemiş bir boğaz kesesi vardır. Bağırdıklarında şişer ve rezonans odası görevi görür. Bu yapı bazı türlerde oldukça büyüyebilir. Bazen hayvanın kafasının büyüklüğüne eşit olabilir. Sesleri herhangi bir insandan çok daha güçlüdür. Tek eşli olma eğilimindedir. Ayrıca aynı eşi ömürleri boyunca korurlar. Bazı durumlarda boşanmalar görülmüştür. Gibonların diyetlerinin yaklaşık %60'ı meyveden oluşur. Ancak aynı zamanda ince dallar, yapraklar, böcekler, çiçekler ve bazen de kuşların yumurtalarını tüketirler. Gibonlar, insanların da içinde bulunduğu diğer apeşlerin orta katasından yaklaşık 16.8 milyon yıl önce ayrılan ilk apeşlerdi. İnsanlara %96 benzerlik gösteren bir genoma sahip olan gibon, makak gibi eski dünya maymunlarıyla büyük maymunlar arasında bir köprü görevi görüyor. Şimdi artık Homo sapiens türünün de içinde bulunduğu büyük apeşlere göz atalım. Apeşleri diğer maymunlardan ayıran bir özellik kuyruklarının olmamasıdır. Orangutanlar ve bizim de içinde bulunduğumuz diğer büyük apeşlerin ataları yaklaşık olarak 19 milyon yıl önce yaşıyordu. Orangutanların birçok türünün soyu tükenmiştir. Endonezya ve Malezya'nın yağmur ormanlarına özgü hayvanlardır. Büyük apeşlerin en ağaçsı türü olan orangutanlar zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler. Orangutanlar büyük maymunların en yalnızlarıdır. Sosyal bağlar öncelikle anneler ve onların bağımlı yavruları arasında oluşur. Meyve orangutanın diyetinin en önemli bileşenidir ama aynı zamanda bitki örtüsü, ağaç kabuğu, bal da yerler. Hem vahşi doğada hem de esaret altında 30 yıldan fazla yaşayabilirler. Orangutanlar en zeki primatlar arasındadır. Çeşitli araçlar kullanırlar ve her gece dallardan ve yapraklardan ayrıntılı uyku yuvaları inşa ederler. Şu anda bilinen 3 tür orangutan bulunur. Bunlar Borneo, Sumatra ve Taponili orangutanlarıdır. Borneo'daki akrabalarıyla karşılaştırıldığında Sumatra orangutanları daha ince, daha soluk ve daha uzun tüylü, daha uzun yüzlü. Taponili orangutanları vücut yapısı ve kürk rengi bakımından Borneo orangutanlarından daha çok Sumatra orangutanlarına benzer. Diğer iki orangutan türünden daha kıvırcık tüyleri, daha küçük kafaları ve daha düz, daha geniş yüzleri vardır. Erkek orangutanların bazılarının yanaklarında geniş flaşları bulunurken dişilerde bunlar bulunmaz. Orantılı olarak uzun kolları ve kısa bacakları vardır ve vücutlarını kaplayan kırmızımsı kahverengi tüyleri vardır. Yetişkin erkekler yaklaşık 75 kilogram ağırlığındayken dişiler yaklaşık 37 kilograma ulaşır. Büyük ölçüde tüysüz olmasına rağmen erkeklerin yüzlerinde bir miktar tüy gelişebilir ve bu da onların sakallı olmalarını sağlar. Orangutanların küçük kulakları ve burunları vardır. Kulaklar sarkıktır. 2 yaşına kadar bebek orangutanlar annelerinin yanından ayrılmazlar.
2 yaşından sonra orangutanlar geçici olarak annelerinden uzaklaşmaya başlarlar. 6 ya da 7 yaşında ergenliğe ulaşır ve yalnız yaşayabilir. Ancak anneleriyle bağlarını korur. Anne yavrusunu 8 yıla kadar emzirebilir ki bu bütün memeli hayvanlardaki en uzun süredir. Yıllarca annesiyle kalan yavru dünyada kalmak için bütün tecrübeleri kazanır. Orangutanlar insan olmayan en zeki primatlar arasındadır. Zoo Atlanta'da iki Sumatra orangutanının oyun oynadığı dokunmatik ekranlı bir bilgisayar var. 2008'de Leipzig Hayvanat Bahçesi'nde iki orangutan üzerinde yapılan bir araştırma, orangutanların hesaplanmış karşılıklılık uygulayabileceğini gösterdi. Bu, bir kişinin bir diğerine geri ödeme beklentisiyle yardım etmesini içeriyor. Orangutanlar bunu yaptığı belgelenen ilk insan olmayan türdür. Orangutanlar ve diğer büyük maymunlar güreş, kovalamaca veya gıdıklama gibi fiziksel temaslara tepki olarak kahkaha benzeri sesler çıkarırlar. Bu kahkahanın primat türleri arasında ortak bir kökenden geldiğini ve dolayısıyla insanların kökeninden önce evrimleştiğini düşündürür. Borneo'daki orangutanlar küçük göletlerden yayın balığı çıkarır. Antropolog Anne Russon, 2 yılı aşkın bir süredir orangutanların yayın balığını korkutup onları havuzdan dışarı atıp bekleyen ellerine sokmak için sopayla vurmayı öğrendiğini gözlemledi. Sumatra orangutanlarının alet yaptıkları ve kullandıkları gözlemlendi. Yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir ağaç dalı kırıp dalları koparırlar, bir ucunu aşındırırlar ve sonra çubuğu kullanarak termitler için ağaç deliklerini kazarlar. Goriller, ekvatoral Afrika'nın tropikal ormanlarında yaşayan otçul, ağırlıklı olarak karada yaşayan büyük apeşlerdir. Gorilla cinsi iki türe ayrılır. Doğu gorili ve batı gorili. 4 veya 5 alt türü bulunmaktadır. Gorillerin DNA'sı içeriğine bağlı olarak %95'ten %99'a kadar insanlarınkine oldukça benzerdir ve şempanzeler ve bonobolardan sonra insanlara en yakın yaşayan akrabalardır. Gorillerin en yakın akrabaları, yaklaşık 7 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrılan diğer iki hominin cinsi, şempanze ve insandır. En büyük primat gorillerdir. Goriller vahşi doğada 35 ila 40 yıl yaşama eğilimindedir. Gelmiş geçmiş en yaşlı goril 65 yaşında. Hala hayatta olan Fatodur. Vahşi doğada yaklaşık 316 bin batı gorili ve 5 bin doğu gorili olduğu düşünülmektedir. İnsanlar gibi goriller de bireysel parmak izlerine sahiptir. Goriller genellikle yiyecek taşırken veya savunma durumlarında kısa mesafeler için bazen dik yürümelerine rağmen parmak eklemi yürüyüşüyle hareket ederler.
Bir gorilin günü dinlenme dönemleriyle seyahat veya beslenme dönemleri arasında bölünür. Diyetler türler arasında ve türler içinde farklılık gösterir. Dağ gorilleri çoğunlukla yapraklar, gövdeler, özler ve sürgünler gibi yeşilliklerle beslenirken meyveler diyetlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturur. Goriller gündüz ve gece kullanımı için yuva yaparlar. Yuva inşa etmek artık sadece hayvan mimarisi olarak değil, aynı zamanda alet kullanımının önemli bir örneği olarak kabul ediliyor. Gümüş sırtlı erkek goriller tüm kararları veren, çatışmalarda arabuluculuk yapan, grubun hareketlerini belirleyen, diğerlerini beslenme alanlarına yönlendiren ve birliğin güvenliği ve refahı için sorumluluk alarak birliğin ilgi odağı olur. Dişiler 10 ila 12 yaşlarında, erkekler 11 ila 13 yaşlarında olgunlaşır. Gebelik süresi 8,5 ay sürer. Goril bebekleri savunmasız ve bağımlıdır. Bu nedenle birincil bakıcıları olan anneler hayatta kalmaları için önemlidir. Çocukluk dönemine 3. yaşlarında girerler ve bu 6. yaşlarına kadar sürer. Bu sırada goriller sütten kesilir ve annelerinden ayrı bir yuvada uyurlar. Goriller de gülebilir, üzülebilir, zengin duygusal yaşamlara sahip olabilir, güçlü aile bağları geliştirebilir, alet yapabilir ve kullanabilir, geçmişi ve geleceği düşünebilir. Pan cinsi günümüze kadar gelen iki türden oluşur. Şempanze ve bonobo. Taksonomik olarak bu iki apeş türü topluca panini olarak adlandırılır. Bununla birlikte her iki türde daha yaygın olarak genelleştirilmiş şempanzeler terimi kullanılarak topluca adlandırılır. İnsanlar, goriller ve orangutanlarla birlikte hominid ailesinin bir parçasıdır. Şempanze ve bonobolar arasındaki en belirgin farklar, şempanzelerin biraz daha iri, daha saldırgan ve erkek egemen olmalarına karşın bonoboların daha nazik, barışçıl ve kadın egemen olmalarıdır. Hem şempanzeler hem de bonobolar büyük topluluklarda meydana gelen sosyal bağlarla en sosyal büyük apeşlerdendir.
Meyve bir şempanzenin beslenmesinin en önemli bileşenidir. Ama aynı zamanda bitki örtüsü, ağaç kabuğu, bal ve böcekler yiyebilir. Hem vahşi hem de esaret altında 30 yıldan fazla yaşayabilir. Şempanzeler ve bonobolar eşit derecede insanlığın yaşayan en yakın akrabalarıdır. Bu nedenle en büyük beyinli ve en zeki primatlar arasındadır. Çeşitli karmaşık araçlar kullanır ve her gece dallardan ve yapraklardan ayrıntılı uyku yuvaları inşa ederler. Şempanzeler yürümek için orangutanlardan daha uygundur. Çünkü şempanzelerin ayakları daha geniş tabanlara ve daha kısa parmaklara sahiptir. Bonobo orantılı olarak daha uzun üst uzuvlara sahiptir ve sıradan şempanzelerden daha sık dik yürür. Her iki türde elleri ve kollarıyla nesneleri taşırken iki ayak üzerinde dik yürüyebilir. Vahşi doğada 30'lu yaşlara ulaşsalar da 70 yaşında şempanzeler de görülmüştür. Şempanzeler aletler yapar ve bunları yiyecek elde etmek ve sosyal gösteriler için kullanır. İşbirliği, nüfuz ve rütbe gerektiren sofistike av stratejilerine sahiptir. Statü bilincine sahip, manipülatif ve aldatma yeteneğine sahipler. Sembolleri kullanmayı ve bazı ilişkisel söz dizimi, sayı ve sayısal dizi kavramları dahil olmak üzere insan dilinin özelliklerini anlamayı öğrenebilirler. Gelecekteki bir durum veya olay için spontane planlama yapabilirler. Bonobo omnivordur, meyve yiyen bir hayvandır. Ancak bunu yapraklarla, anomaliler gibi küçük omurgalılardan elde edilen etlerle tamamlar. Hem bonobolar hem de şempanzeler alet kullanabilir. Taşları çekiç ve örs olarak ayırabilir. Ayrıca küçük canlıları delikten çıkarmak için sivriltilmiş mızraklar yapabilir. Dalları kavgalarda kullanma davranışları sergiler. Yetim yavruları evlat edinebilirler. Yas tutabilirler. Şempanze beyni üzerine yapılan bir araştırma, şempanzeler iletişim kurduğunda beyinde insan beynindeki Broca alanı olarak adlandırılan dil merkeziyle aynı konumda olan bir alanın aktive olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yetişkin şempanzeler, özellikle erkekler, çok agresif olabilir. Oldukça bölgeseldirler ve türlerinden başkalarını öldürdükleri bilinmektedir.